Amerika Birleşik Devletleri'nden Süleyman Soylu'ya yönelik tepki geldi. <laughs> Pardon. Evet, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flakya için pis ellerini Türkiye'den çek diyen İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'ya yanıt geldi. VOA Türkçe muhabirinin e, açıklaması ile ilgili sorusuna cevap verdi. E-posta ile, e-mail ile bir açıklama geldi ve ABD Sözcüsü, Dişleri Bakanlığı Sözcüsü dedi ki ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırma yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır dedi. Red ediyoruz. Türkiye'ye uzun geçmişe dayanın. Türkiye'de bir müttefikliğimiz var. NATO üyesidir vesaire. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki ABD vatandaşlarını emniyetli ve güvenliğinden daha önemli hiçbir şey yoktur dedi. Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarını yalanladı değerli izleyenler. Şimdi... Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir haber daha var. Onu da ben e, aktarayım. Türkiye'yi uyardı resmen Amerika Birleşik Devletleri. Hazine Bakanlığı müsteşarı Brian Nilsson Türkiye'nin yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Evet Nilsson ayrıca Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinden dolayı G7 pazarına erişimini kaybedebileceğini uyarısında bulundu ve şu cümleleri kullandı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Rusya yı yaptığı zorunlu olmayan ihracatta kaydedilen belirgin artış, Türk özel sektörünü itibar ve yaptırım risklerine karşı özellikle savunmasız hale getirmektedir ve e, Türk hükümeti böyle devam ederse Türkiyeye yaptırım e, gündeme gelecektir dedi. Ben aslında kendi yayınlarımda sürekli bu konuyla ilgili e, uyarlarda bulunuyorum. E, yani öyle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği bunu işte şeyin yanına bırakmaz. Bunu AKP ya da Türk Devleti'nin yanına bırakmaz demiştim ki nihayet ona ilişkin yavaş yavaş tepki gelmeye başladı. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Bu kez Türkiye'nin Rojava konumu ve Rojava'daki çetelerin Türkiye'ye karşı e, iyice sinirli hale gelmeleri, eylem yapma düzenli hale gelmeleri. Şimdi Rojava'daki El-Bab kentinde Ahrarul Araruş Şam Hareketi komutanlarından Ebu Uday olanın öldürüldü duyuruldu biliyorsunuz. Ve Saddam el Musa Kod adlı olanın Fırat Kalkanı bölgesinde bir insansız hava aracıyla e, siha bir İHA saldırısı sonucu e, öldürmesi sonrası sosyal medya üzerinden gösteri çağrısından bulundu. Bu e, çete e, gruplarına, bu e, Elbab kentinde yaşayan yani e, örgütlerin Ahraruş çeteleri Türkiye karşı gösteri yapma çağrısında bulundular ve Şarkul Avsat gazetesi bir haber yaptı. Bu habere göre olanın yani bu çete liderinin, Türk dostu olan çete liderinin ölümünün arkasında Türk devleti olduğunu yazdı. Bunu iddia eden kim? Bunu iddia eden bu örgütün ta kendisi. Yani Ahraruş Şam kendisi... Türkiye'nin bu suikastı gerçekleştirdiği ispatlamış durumda sosyal medya hesaplarında görüntüler paylaştılar ve e, ayrıca Suriye İnsan Hakları Örgütü paylaştığı bilgilendirmede gösterilerin Türk tarafının komutanın öldürmesine karşı öldürmesi karşısında sorumluluk alması çağrısı yapılmış ve e, Bayraktar İHA'sının füzeleriyle hedef alınan Harar Şam hareketinin komutanlarından birinin ölümüne karıştığına dair yazıların arttığını ve bu kişiler mutlaka tutuklanıp yargılanması gerektiğine yani Türkiye'ye baskı yaptığını yazdı. Ee, Ayrıca ten bilgi yine bu insan hakları örgütünün aktardığı bilgiye göre Erdoğan'a mesaj vermişler ve mesajda şu Suriye halkını kaybetmeyin diye ya da halk Bayraktardan hesap sorulmasını istiyor. Şehit Kanı bize Nur zalimlere ateştir ifadelerine yönelik Erdoğan ve Türkiye yönelik e, tehdit içeren videolar yayınlandı ve bu videoların yayınlandıktan sonra e, işte Süleyman Soylu sinirlenmişti ya bunlar e, bunlar eğer bu kadar bilgiye sahipse niye bize söylemiyorlar oysa ki açık bir şekilde bu e, çeteler yani Türkiye'nin zamanda besleyip büyüttüğü ve şu anda arkasında olduğu bu çeteler. E, videolar yayınladılar değerli izleyenler, intikam videoları yayınladılar, Türkiye'de eylem yapacakları videolarını yayınladılar, bütün bu açıklamalardan sonra Avrupa'nın bütün ülkeleri kendi konsolosluklarını kapattılar ve Süleyman Soylu da dün çıkmış diyor ki bunlar niye kapatmışlar. Oysa ki Süleyman Soylu bu Avrupa ülkelerinin neden İstanbul'daki konsolosluklarını kapattıklarını çok çok iyi biliyor ama işine gelmiyor. Şimdi değerli izleyenler, Arapça basında yer alan bir haber var, ee, onu size aktarmak istiyorum. Türkiye bir yandan Suriye ile pazarlık yaparken, bir yandan Rusya ile pazarlık yaparken, bir yandan işte kimisi diyor ki acaba Suriye'den yani Rojava'dan çekilecek mi ya da gücünü azaltacak mı? Haberleri bilinçli bir şekilde servis edilirken bugün Arapça basını ilginç bir şar, yine Şarkol Avsat gazetesi ilginç bir bilgi paylaştı değerli izleyenler. Gazeteye göre e, verilere göre Türkiye'nin 10 binlerce askerini Suriye'deki onlarca üs ve askeri noktalara konuşlandırarak askeri varlığını güçlendirdi aktarıldı bu bilgide. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin dün yayınladığı rapora göre ise Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde Türk güçlerine ait 7 Tugay bulunuyor. Bu Tugaylar 49 ana üsse yayılmış olup Halep'in batı kırsalında 13, İdlib kırsalında 30 Hama kırsalında 3 ve Laskiye'de ise 3 asker üs bulunuyormuş Türkiye'nin. Her Tugay 1500 askerden oluşuyor. Yani şu anda bu bölgelerde 10.800 Türk gücü bulunuyor değerli izleyenler. Bu üslere bağlı olan onlarca askeri nokta var ve Türk güçlerine lojistik desteği de bu noktalardan sağlanıyormuş. Türkiye ve Rusya'nın 2017'de Astana'da imzaladığı anlaşmadan sonra da Suriye'nin kuzeyindeki e, çatışmanın azaltılması bölgelerinde Türk noktaları ve e, kurulmuş yine Suriye, Rusya ile birlikte orada şu anda cirit atıyorlar değerli izleyenler. Yani anlaşılan bunlar e, Rojava'ya saldırmaktan vazgeçmedi. Türkiye son dönemlerde oradaki gücünü PDP arttırdı. O yüzden özellikle yönetim e, yöneticileri başta da mazlum evli olmak üzere e, Şubat ayında AKP'nin bir çılgınlığa girebileceği hatta benim e, öngörüm şu. Millet İttifakı adayını açıklandıktan sonra Erdoğan belki de o gece Rojava'ya bir saldırı gerçekleştirebilir gibi bir tahminim var. Şimdi değerli izleyenler bir başka bir haber de var. Onu da size sur, sunayım. Ondan sonra günün haberine geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri eski ulusal danışmanı John Bolton katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu ve o televizyon programında ee, dedi ki devri değişti. Erdoğan'ın bu davranışına karşı koymak için Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması ve üyeliğinin askıya alması gerekiyor. Artık yeter dedi. Türkiye NATO'da Rusya için Truva atı olmuş durumda. Erdoğan da Putin gibi bir diktatördür. Cümlelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bilmiyorum bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış yapmış mı bilmiyorum. Yapmamışsa biz haberimiz.